Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir lezzet ile sizlerle birlikteyim. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz bütün kekleri unutun ve bir kenara koyun. Çünkü bugün çok güzel bir kek tarifiyle sizlerle birlikteyim. Mermer kek yapacağız. Gerçekten pamuk gibi bir dokusu var. Lezzeti de kıvamı da çok farklı. Mutlaka yapmanız gereken tariflerden biri. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Çırpma kabımıza 4 adet yumurtamızı alalım. 2 yemek kaşığı ılık suyumuzu ilave edelim ve mikserle 5-10 dakika çırpalım. Çırpmış olduğumuz karışıma bir su bardağı toz şekerini ilave edelim ve tekrardan köpürene kadar çırpmaya devam edelim. Bu aşamada çırpıcımızı çıkartalım. Kek harcımıza 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. El çırpıcısıyla çırpmaya devam edelim. En son toz karışımlarımızı ilave edeceğiz. 2,5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı buğday nişastası, mısır da kullanabilirsiniz. Kekimizin havasını söndürmeden el çırpıcısıyla hep aynı yöne doğru karıştıralım. Çırpılan hamurumuzun 1/3'ünü ayrı bir kaseye bölelim. Sade hamurumuzu bir köşeye alalım arkadaşlar. Diğer bölmüş olduğumuz hamurumuza 3 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Kare borcamımıza sade kek harcımızı boşaltalım. Beyaz kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz kakaolu harcımızı dökelim. Herhangi bir tahta kaşığın arka kısmıyla kekimizin üzerine ebruli desen verelim. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimizin ganajını hazırlayacağız. Uygun bir sos tavanın içerisine 1 paket sıvı kremamızı boşaltalım. Kremamızı ocağımıza götürelim ve hafif böyle ısıtalım. Hafif ılık kıvama getirmiş olduğumuz kremamıza 160 gram bitter çikolatamızı ilave edelim. İçerisindeki çikolata eriyene kadar karıştıralım. Kesinlikle kremanızı pişirmeyin arkadaşlar. Hafif ısıtmanız yeterli. Ilık olan kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz ganajımızı dökelim. Kekimizin üzerini çikolata sosu ile süsleyelim. Sizden dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. Bir kürdan yardımıyla hemen içe doğru çizikler atalım. Mermer kekimizin süslemesi bitti. Tamamen dinlenmesi ve kesilebilir hale gelmesi için buzdolabında tam 1 saat boyunca bekletelim. Dinlenen kekimizi dilimlere ayıralım. Her kestiğinizi mutlaka bıçağınızı bir peçete yardımıyla temizleyin. Evet.
Mermer kekimi servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız farklı bir lezzet. Normal kek gibi görünse de gerçekten lezzetiyle de kıvamıyla da o normal kekin tadını hiçbir şekilde vermiyor. Çok farklı bir tada sahip olan bu keki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen kıvamını göstermek istiyorum ki sizler de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Daha yumuşak, daha süngerimsi bir dokusu var. Sanki ıslatılmış gibi ıslak kek tarifini andıran farklı bir lezzete sahip olan bu keki mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki herkesin severek beğenerek tüketeceği lezzetlerden biri. Katmanların güzelliğini görüyorsunuz. Umarım sizler de beğenerek severek tüketirsiniz. Bu tarifim de sonuna geldim. Kanalıma henüz abone değilseniz eğer bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.